Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Bu videoda Adnan Menderes'in hangi suçlardan dolayı asıldığını ve hangi suçlardan aklandığını sizin için inceleyeceğim. Kısa bir video olacak, yorumsuz bir video olacak. Lütfen atladığım, daha sonra incelememi istediğiniz bir durum, bir dava veya bir 27 Mayıs devrim veya darbesiyle alakalı belirtmek istediğiniz düşünceleri lütfen yorumlarda benimle paylaşın, üzerine tekrar konuşalım. Wikipedia'dan çeşitli dosyalara baktım. Açıkçası burayı da yalanlayıp değiştirebilmek çok kolay olduğu için ve burayı değiştirmek adına çok da bir çaba harcanmadığını gördüğüm için biraz doğrudur diyorum burada paylaşılanlara ve sizinle beraber bunları incelemek istiyorum. Birincisi, Menderes'e yöneltilen suçlamalardan ilki örtülü ödenek davası. Örtülü ödenek paralarını zimmetine geçirmekten yargılanan Adnan Menderes'ten yaklaşık 10 yıllık örtülü ödenek kayıtları isteniyor. Menderes yasal olaraktan bunları kaydını tutmak zorunda olmadığı için bu kayıtları da vermeyi reddediyor ve bundan dolayı o 10 yıllık dönemdeki örtülü ödenek bütçesini zimmetine geçirdiği düşünülerek 4.877.780 liralık parayı tahsil etmek için Aydın'daki arazilerine el koyuyorlar Adnan Menderes'in. Ve ben daha yeni öğrendiğim bir mevzu var ki Aydın Menderes beyefendi bir toprak ağasıymış. O yüzden özel mülkiyete dokunulan köylünün topraklandırılması, çiftçinin topraklandırılması yasalarına geçmişte özel mülkiyete işte karşı geliniyor, bu komünist bir faaliyettir diyerekten karşı çıkmış. Karşı çıkma sebebi aslında komünizm karşıtı olması veya çok da sermayeyi destekliyor olması değil, kendisi gibi toprak ağalarının varlığını sürdürebilmesi imiş. Gelelim ikinci suçlamaya. 6-7 Eylül olaylarını önceden haberi olmasına rağmen müdahale etmemekten yargılanmış. 6-7 Eylül olayları, işte Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün evi yakıldığına dair bir söylenti çıkar ve bu söylenti sonucunda çeşitli illerde birçok yabancı uyruklu vatandaşımız, farklı din ve mezhepten vatandaşımız öldürülür ve mallarına el koyulur. Bir kısmı işkenceden geçer. Öyle bir mevzu idi. Vatan Cephesi, kurulan bu örgüt başka bir sınıf üzerinde baskı aracı olarak kullanılmış ve bunu yapan kişi Adnan Menderes'tir diyerekten bununla alakalı suçlu bulunmuş. Bir özel firmaya, Vinilex firmasına, Türkiye Vakıflar Bankası'ndan kredi verdirmekle suçlanmış. Yani kendi gücünü, himayesini kullanarak özel bir firmaya, kendi firmasına kredi çıkarttırmış. Ve aynı zamanda Adnan Menderes tarafından kurulan bu bankanın 27 Mayıs darbesine kadar umum müdürlüğünü yapan ve 61 seçimlerinden sonra tekrar aynı bankanın genel müdürlüğüne getirilecek olan Sabahattin Tulga yaptığı savunmada krediyi suni deri imal ederek ithal ikamesi yapacak olan bu firmanın karlı olacağına inandıkları için verdiklerini, nitekim darbe sonrası iş başına gelen yeni banka yönetiminin de aynı firmaya ilave kredi verdiğini belirtmiştir. Buna rağmen mahkeme Menderes ve Hasan Polatkan'ı bu davadan suçlu bulmuştur. Diğer bir yargılandığı suç, İstanbul'da bulvar ve yol açmak için pek çok vatandaşın evini, parasını geciktirerek ya da hiç ödemeden istimlak etmek. Yani özel mülkiyeti savunan bu abimiz insanların zorla evlerini, dükkanlarını istimlak etmiş, parasını ya geciktirip vermiş ya da hiç vermemiş. Kanuna aykırı olarak üniversite basmak ve halka ateş açtırtmak. İlginç bir suç. Belki polisi, belki askeri, belki jandarmayı, belki kendisine bağlı paramiliter grupları kullanmış burada. Devam edelim. Bazı muhalefet milletvekillerinin ve muhalefet liderlerinin seyahat özgürlüğünü kısıtlamak. Pasaportlarına el koymuştur. Döviz yasasını ihlal etmek, devlet radyosunu siyasi çıkarlar için kullanmak, halkı Demokrat İzmir gazetesinin matbaasını tahrip etmeye teşvik etmek, Kırşehir'in haksız olarak ilçe yapılması, biliyorsunuz mevzuyu, İsmet İnönü'nün
adaylığını koyduğu yerdi galiba. Yargı bağımsızlığının ihlali, 57 seçimlerinin erkene alınarak kanuna aykırı olarak tarihinin değiştirilmesi, tahkikat komisyonunun kurulup olağanüstü yetkilerle donatılması, CHP'nin mallarına haksız yere el konulduğu iddiaları ve anayasayı ihlal. Yani Menderes toplamda 13 ayrı davadan yargılanıyor değerli dostlar ve bebek davası dışındaki bütün davalarda suçlu bulunuyor. Ardından da idama mahkum ediliyor ve asılarak hayatı elinden alınıyor. Buraya kadar ilginç bir şekilde suçlamaları işledik. Burada dikkatinizi çekmek istediğim en önemli nokta şu. Şimdi bizim siyasiler, sağcısı, solcusu, Amerikancısı, NATO'cusu, işte Atlantikçisi hiç fark etmiyor. Olur olmaz şekilde halkın, vatandaşın belli bir kesimi tarafından hassas görülen isimleri, ama bu hassas isimlerin çoğu bir şekilde vatana ihanet etmiş, vatan için kötü şeyler yapmış insanlar. Bunları anmaktan geri durmuyorlar ve bu beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Bugün Adnan Menderes'i bir demokrasi şehidi ilan etmek, ardlarından yas tutmak, onlar adına üzülmek, arkalarından dua okumak açıkçası bana çok saçma geliyor. Çünkü eğer sen bugün bir muhalefet partisiysen ve Adnan Menderes'i anıyorsan, baktığında Adnan Menderes senin gibi muhalif milletvekillerini, muhalefet liderlerinin seyahat özgürlüğünü kısıtlamış, gazetecilere hapse atmış, döviz yasasını ihlal etmiş, devlet radyosunu çıkarları için kullanmış, günümüze dön, TRT'ye bak, A Haber'e bak, halkı bir gazeteyi basmak için galyana getirmiş, yargı bağımsızlığını yok etmiş. Ya sen bu adamı anıyorsan eğer, yarın gücü eline geçirdiğin zaman ilk yapacağın şey Adnan Menderes'in yaptıklarının aynısını yapmaktır. O yüzden demokrasi şehidi olabilmesi için gerçekten Adnan Menderes'in demokrasi adına bir şeyler yapmış olması gerekirdi. Demokrasiyi yok etmek için bir şeyler yapmış olması ve bundan dolayı bir şekilde devrim ya da darbeyle yargılanarak idam edilmesi onu ne yazık ki demokrasi şehidi yapmaz. Onu demokrasinin bir ne denir? Kaybettiği bir insan yapmaz. Sadece tek bir davadan suçlu bulunmayan bu beyefendi. Bir sonraki videoda da Adnan Menderes'in siyasi olarak yaptıklarını inceleyelim. Kendinize iyi bakın. Video ilginizi çektiyse böyle videolar için kanalı beğenmeyi, yorumlarda benimle etkileşime geçmeyi, imkanınız ölçüsünde de kanala katılmayı, katkıda bulunmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.